Merhaba arkadaşlar. Fan City'ye hoş geldiniz. Ben Nabi. Ben de Deyici. Biz iki yakın arkadaş K-pop, K-drama ve günlük hayat üzerine sohbet etmek için bu kanalı açtık. Videolarımızı fake podcast gibi düşünebilirsiniz. Kahvenizi, çayınızı alın ve bizim sohbetimize katılın. Evet. Bugünkü konumuz K-drama'ya nasıl başladık? Aynen. K-drama'ya benim başlama sebebim Deyici. Evet. Sen nasıl başladın? Ben de arkadaşım sayesinde başlamıştım. Lise 2'deyken sanırım arkadaşım Kore dizileri izliyordu. İşte bana da öneriyordu falan. İlk başlarda kabul etmedim ama daha sonra çok ısrar edince dedim ki bir tane öner, ben de başlayayım bari. Yani çünkü izlediği kişiler tatlı kişilere benziyordu. Evet. Neyse işte The Hairs'i önerdi bana. Daha sonra ben de eve gittim, işte YouTube'a yazdım. The Hairs Türkçe altyazılı izle. İlk çıkan videoya tıkladım ve yanlışlıkla Playful Kiss izlemeye başlamışım. Yani çoğu kişinin ilk dizilerinden Playful Kiss. Hmm. Bence o da şeyden kaynaklanıyor. O zamanlar YouTube'da çevirisi olan dizi az vardı. Az, 3-5 tane bir şey vardı. İlk çıkan genelde herhalde Playful Kiss oluyordu. Tıpkı bana da olduğu gibi. Aynen. Neyse işte öyle başladım izlemeye. Bayağı hoşuma gitti, böyle 4-5 bölüm izledim. Sonraki gün arkadaşıma anlatmaya gittim, böyle sevdiğimi söyledim. Anlatıyorum böyle diziyi falan. O da diyor ki yani kanka sanki bu The Hairs değil gibi ama. Orada öğrendim ki yanlış dizi izlemişim. Yani okuma yazmam da yokmuş herhalde o zamanlar. Sonra işte Playful Kiss'i bitirdim. Yani hoşuma gitmişti. Devam etti falan. Sonra ardından The Hairs'i izledim. Sonra orada Kim Tan rolünde oynayan Lee Min-ho'ya aşık oldum. Çok hoşuma gitmişti. Park Shin-hye ile de çok tatlıydılar o zamanlar. Evet, yakışıyorlardı. Aynen. Daha sonra işte birkaç dizisini daha izlemeye başladım böyle Lee Min-ho'yu sevince. O sırada Nabi ile farklı şehirlerde yaşadığımız için artık böyle telefonda onu anlatmaya başladım. Böyle böyle Kore dizileri var falan gibisinden. Evet. O sırada ama birazcık az izliyordum çünkü okul dönemi olduğu için malum ders çalışıyorduk. Daha sonra ara tatil olunca işte Nabi'nin yanına geldim. Orada ben yine boş olunca işte dizi izlemeye devam ettim. Sonra Nabi de bana katıldı. Evet. Şeyde salonda otururken böyle köşede pembe koltuğumda dizi izliyordun. Zaten hani Kore dizileri izlerini biliyordum. Evet. Hani ilgin olduğunu, onlarla şey yaptığını falan araştırdığını biliyordum. Sonra merak ettim ben de hani ne yapıyorsun, ne ediyorsun diye. Öyle bir yanına oturdum. Orada bir hayatım değişti. Dönüm noktası. Evet, tam bir dönüm noktası. Oraya oturup yanına gelip ne yapıyor bu acaba deyip meraklanmam. Ondan sonra sen Pinokyo'yu izliyordun. Aynen. Sanırım bir iki bölüm izlemiştin. Evet, biraz. Ondan sonra ben de sana böyle katıldım, hoşuma gidince sanırım sen geri başlayıp birden tekrar beraber izledik. Aynen. Öyle bir şey yani. Olmuştu sanırım. Yalnız ben Pinokyo'ya niye başlamışım? Lee Min-ho'yu izlerken Lee Jong-suk izlemeye Park başlamışım. Park Shin-hye için olabilir. Hmm, evet. Çünkü onu da sevmiştim. Evet, Park Shin-hye'yi seviyordun sen. İşte sen izliyorsun diye ben de yanına oturdum. Baktım dizi sardı. Ama işte ara tatil olduğu için fazla vaktimiz yoktu. Pinokyo'yu izledikten sonra sen... Aynen, geri döndüm. Geri döndün. Sonra ben tabii ki Lee Jong-suk'a aşık oldum. Ay, burada bile zıtlığımız belli ya. Evet. Direkt farklı aktör. Yani o senede iki tane zaten popüler aktör vardı. Şu an mesela bir sürü popüler aktör var ama o zamanlar gerçekten yani ikisi birbiriyle çok yarıştırılıyordu. Evet. Hani sen Lee Min-ho'cusun, sen Lee Jong-suk'cusun falan diye. Biz direkt ayrılmışız yalnız. Evet. Ondan sonra sen gittin, ben yalnız kaldım. O zamanlarda pek şey değildim böyle. Boştum yani. Rahat rahat izliyordum. Lee Jong-suk'u da beğenince Lee Jong-suk'un bütün dizilerini izledim. Tabii öğrenci değil. Ben de eşe gibi ders çalışıyordum. Ama çalışandım herhalde o zamanlar ben. Çalışıyordum. Onu bilir. Evet, olsun. Çalışandım ama vaktim boldu yani arkadaşlar. Evet, seni bu şeye itip geri çekildim ben. Evet.
Ondan sonra ben sana nispet yapmaya başladım. Sen zamanında bana atıyordun ya. Evet. İşte ben dizi izliyorum, şöyle yapıyorum falan, yazamayacağım. Bu sefer ben sana resim atıp nispet yapıyordum. Evet, hep dizilerden SS'ler atıyordum. Evet. Ama Legion School fazla atmamıştım. Legion School'un dizilerini. Olabilir. Evet. Yani Goblin'i şey yapmıştım sanırım. Legion School'un dizilerini izledikten sonra ne yaptım? Sanırım Instagram hesabı açtım. Instagram hesabından işte şeylere başladım. Dizi araştırdım. İşte dizi önerileri yapan sayfaları takip ettim. Sonra orada sanırım Goblin daha o zamanlar yeniydi ve popülerdi. Goblin'i izlemeye başladım. Çok hoşuma gitti. Sonra da ben Gorgon'a aşık oldum. O dizi çok güzeldi yani. Evet. Orada Lee Dong-wook vardı, Sungchi vardı ama ben gittim en büyüklerine. Yaşlı seviyorum. Gonkyu'nun dizilerini izledim. Coffee Prince, Big. Ondan sonra zaten ara tatille yaz tatili arasında fazla bir fark yoktu. 2-3 ay sonra geldin sen tekrardan. Aynen, geri geldim. Sonra ben sana dizi önermeye başladım. Beraber Goblin izlemiştik. Aynen, ilk Goblin izledik beraber. Evet. Goblin'de en mesela hoşuna giden sahne neydi? Neydi? Eğlenceli buldum. Aa şey, telefon sahnesi. Telefonu üstüne gidiyoruz. Neydi, montumu getirin. Aynı montum. Kabanımı getirin. Abi telefonu keşfettikleri sahne çok güzeldi ya. Evet. Bir de ilk şey görüntülü aramıştı da o kulağından, kulağına tutuyordu, sonra uzaklaştırdı falan. Doğru, orası da eğlenceliydi. Seninki? Benim şeydi, köprü altında böyle havalı havalı kızı kurtarmaya gidiyorlardı da arkadan bir motor korna bastırmıştı. İkisi ayrı köşelere kaçmıştı. Çok eğlenmiştim orada. Bayağı gülmüştüm. Yani. Bir de gecenin bir yarısı izliyordum. Senden önce ben bir kere izlediğim için gecenin yarısı izliyordum. Yani kahkaha atıp başkaları duyacak diye aklım çıkıyordu. Güzeldi ya. Yemek masasında falan böyle kavgaları da çok güzeldi. Evet. Şey, Azrail Goblin'e dedi ya seni seviyorum diye. Nerede? Kız çantasını hani almasın diye Sarani dedi. Aa evet. Orası da çok eğlenceliydi. Güzeldi. Evet. Sonra beraber ne izledik? Secret Garden izledik. Evet, sen gelmeden onu izlemiştim. Benim için çok eğlenceliydi. Sen de bazı karakterleri sevmiştin ama dizi sıktığı için herhalde yarıda kalmıştı. Ya 6. 7. bölümde yani bırak, şey gibi monoton geldi. Eğlenceliydi ama ne bileyim. Sürekli ruh değiştiriyorlardı. Evet, yani bir süre sonra sıktı gibi geldi. Şey, birazcık orada zengin fakir ayrımı çok fazla vardı. Hani böyle kızın fakir olduğunu aşırı bastırdılar. Yok çantan kopuk bilmem ne falan. Zaten şu kız karakterleri sünepe yapıyorlar ya dizide, ayar oluyorum ya. Kesin. Genelde öyle oluyor. Hele ilk yani ilk böyle geçmiş yıllardaki dizilerde özellikle çok şey. Playful Kiss'teki mesela kız. Allah'ım evet. Yarabbim. Çok şeydi. Neyse ki son zamanlarda biraz daha güçlü kadınlarımız aynen var. Biraz daha en azından yani şu an yapılan diziler daha böyle bir konu içerikli. Evet. Yani mantıklı bir şeylerin üzerine işleniyor gibi. Ama eski dizileri izlediğin zaman daha çok aşk üzerine ve fakirlik, zenginlik üzerine falan evet herhalde. Ya. Gerçi hala da vardı ama eskisi kadar değil. Hı. Neyse, yeni diziler daha güzel. Evet. Ama eskilerde de güzel evet şeyler ya var. Şimdi öyle demeyin. Ayırmayalım yani. Ama güzeldi şimdi. Hepsi güzel. Evet. Sen Limino'dan sonra kime düştün? Limino'dan sonra hatırlayabilirsem. Hiç hatırlamıyorum şu an. Ben Gonku'ya düştüm. Benim belli zaten de. Ben de hatırlayamadım seni. Ya bir süre böyle dizi izlemeyi bıraktığımız için. Doğru, senin sınav zamanı falan evet vardı. Bayağı bir sene falan ara verdik. YKS süreci falan. Evet doğru. Benim de iş hayatım birazcık dolu geçmişti o zamanlar. Aynen. Bir de K-pop tanımıştık. Evet, araya K-pop almıştık. K-pop evet aldıktan sonra bayağı bir koptuk. Evet ya, bayağı hiç izlemedik ya. Sürekli K-pop'la ilgileniyorduk. Hı, K-pop'a da daldı mı da çıkamıyorsun evet ki. Evet ya, çok. Bir de şey oldu yani, hani bir anda bir sürü dizi izleyince izleyecek dizi bulamamaya başlamıştım ve çok geçmişe de gitmek istememiştim. Hani video kaliteleri falan evet kötüydü. Çeviriler falan da. Ve hani
Kore dizilerinde hani böyle sürekli aynı şeyleri döndürdükleri için eski dizilerde hep konular aynı. Sadece başroller değişiyor. Evet. Yani o yüzden o ara bir sıkılmıştık. Ama son zamanları gerçekten çok güzel, çok eğlenceli ve farklı içeriklerde diziler yapıldığı için güzel olmuştu. Aynen. Bir arada işte böyle Aryum'u falan izlediğimiz zaman böyle belirli aktörleri böyle sevdik falan ama hani böyle gerçekten düştüğüm bir aktör olmamıştı. Evet. Yine az izlediğimiz için herhalde. Ama şimdi... Sekan Cuno sanki sen düşmüştün ya. Onun için Çizim de Trevi izlemiştik. Evet. Çizim de Trevi. Yani ne kadar acı çeksek de o diziyi izlerken. Evet, sıkıcı bulduğumuz diziler arasında evet. Sanırım. Sekan Cuno'nun kardeşi rolünü oynayan Beck İnler rolündeki kız da eğlenceliydi. Aynen. Evet. Başka Limino'nun hani sonuçta favori aktörün o zamanlar favori aktörün Limino'ydu. Onun en sevdiği aynen. dizisi hangisiydi mesela? En sevdiğim dizisi Deyirse herhalde ya. Belki ilk göz ağrım olduğu için olabilir. Blue Sea de güzeldi. Aa. Uzun adını şimdi söyleyemiyorum da. Evet. O da güzeldi. Onu ben de izlemiştim. Eğlenceliydi o da. Park Shin Hee ile hani yakışıyorlardı Limino ama o Blue Sea'daki kızla da bence daha çok yakışıyorlardı. Eğlenceliydi bir de dizi. Evet. Bence Limino'nun en eğlenceli dizisi oydu. Aynen. Yani en çok güldüğüm oydu. Zaten fazla böyle komedide oynamadı. Bir Personal Taste diye dizisi vardı. Ona komedi diyorlardı ama ondan bence çekmesi de olurmuş yani. Öyle dediğim bir diziydi. He. Yani en gereksiz bulduğun dizisi mi diyoruz ona? Öyle diyelim yani. Çok demek istemiyorum ama. Yani her idol her diziye yakışacak diye bir şey yok. Yani. Karakteri uymamış olabilir. Boftaki tipi çok komikti. Kıvırcık kıvırcık Allah'ım. Evet. Peki Limino'nun mesela en havalı bulduğun karakteri hangisiydi? Gerçekten çok havalıydı. Bu yani tam onun tipi dediğim bir şey var mı karakteri? Var mı? Düşüneyim. Dizilerine bakabiliriz. Aa şey. Ne? Yeni dizilerinden var ya The King dizisi vardı. Evet. Doğu Hanım'la oynadılar orada. Orada çok havalıydı. Şimdi kral gerçekten ona çok yakışmıştı. Evet. Beyaz atıyla. Güzeldi orada. Son dizisini izleyemedim ama. Pachinko muydu neydi? He. Onu daha izleyemedim. Ama onu da merak ediyorum. Orada da fakirmiş. İzlenmez bence orada. Fakirdi ama sonradan zengin olmuş. Dayanamamış fakirliğe. Gerçekten çocuk şey fakir rolde oynayamıyor. Yakışmıyor demek ki adamı. Adamın tipi zengin bir kere. Ama orada işte şerefsiz roldeymiş ya. Severek izlerim artık. Yani yapacak bir şey yok. Aktörlerimizi her tipiyle göreceğiz yani artık. O da ama işte farklı bir şey denemek istemiş. He. Yani hak konuda şimdiki. Her rol de oynayabilir. Evet. Sen Lee Jong Suk için ne diyorsun? En sevdiğin dizisi, en havalı bulduğun sahnesi veya filmi. En sevdiğim dizisi. Yani W benim için hem böyle farklı bir şeyi vardı, konusu vardı. Ondan sonra hem gerilim vardı, hem merak uyandırdı. Ondan sonra ne bileyim oradaki aşk sıkmadı. O yüzden hani W'yu sevmiştim. Ondan sonra başka yani en havalı bulduğum da oradaki haliydi. Bir de çizgi karakter olduğu için ayrı bir hava katmışlardı. Evet, yani güzel. Eğlenceli şeyleri de vardı. Böyle sahneleri falan vardı. Karakterlerin de uyduğunu düşünüyorum. Hani oradaki karakterlere falan. Sıkıcı dizisi var mı? Sıkıcı. Yani genelde çünkü var ya ben Lee Jong Suk'un dizilerini izlememişim. Mesela sen de Limino'nun dizilerini izlememişsin. Evet. Birbirimize anlattığımız için herhalde izleme gereği duymadık birbirimizin. Yani birbirimize illaki atıyorduk. Şey evet. yapıyorduk yani. Dizi izlemiş kadar oluyorduk. Biz yani enişte gözüyle baktığımız için pek yani başka gözle bakamıyorduk. O yüzden fazla şey yapmadık herhalde. Evet. Yani yalnız kaldığımız zaman ben mesela hani Lee Jong Suk'u hani sürekli izlediğim için sen de Limino'yu izledin yalnız evet. kaldığımızda. Sen onu izledin. Aynen sen de onları izledin. Ben de onları izleyince böyle kaldı ortada. Evet bir de önceden ayrı hani yaşadığımız için evet. farklı dizileri. Şimdi hep aynı dizileri izliyoruz. O yüzden şey olmuyor. Aynen.
Sıkıcı dizisini seviyordun. Sıkıcı dizisi, yani bütün dizilerini izledim demiştim ama Doctor Stranger'dı sanırım. Aynen, Doctor Stranger'ı izlerken böyle 3-4 bölüm izledim gene. Böyle sıktım kendimi izlemek için. Hani Lijonsuk için de dayanacağım falan dedim ama artık gerçekten sıkılmaya başladım. Bir de çok böyle doktor dizisi olduğu için kanlı bölümleri vardı. Hmm. Yani beni kan tutuyor. Yani izlerken birinin bana orada sahneyi anlatması lazım. O da ben. Yani o zamanlarda yalnız izlediğim için yani bırakmıştım. Ve sıkıcı gelmişti. İşte başka ülkelerde işte rehin kaldı bilmem ne. Bayağı bir sıkıcı konusu vardı. Sonra işte birkaç tane spoiler yedim. Eğlenceli kısımları vardı. Hani güzel şeyler vardı ama geri dönüp de izleyemedim nedense. Hani artık niye sıkıldığımı da bilmiyorum. Sanırım en sıkıcı dizisi Doctor Stranger'dı. Başka da... Big Mouth'u merak ediyor musun? Big Mouth'u çok merak ediyorum ama şu sıralar yani fırsatımız yok. Evet. Zaten biz böyle güncel dizileri hemen izlemiyoruz. Aynen. Bütün bölümleri biriktiriyor sonra bir oturuşta. İki günde, üç günde bitiyor yani bir dizi. Ya yani bir hafta bölüm beklemek çok sıkıcı ve... Konuyu unutuyorum ben öyle olduğu zaman. Evet. Ve hani mesela çok gerçekten böyle heyecanlı bir yerde bittiyse yani bir hafta boyunca sürekli beynimde o şey var. Başka bir şeye odaklanamıyorum. Acaba ne olacak? Acaba ne olacak? Ben dizi izlerken fazla teori üretiyorum. Şöyle mi olacak? Böyle mi olacak? O hain mi? Bu işte iyi mi? Falan derken bütün ilgim ona kayıyor. O yüzden 2-3 günde bitireyim. Diziler biriksin. Yeterince birikti bence ya. Dizi listemiz uzadıkça uzuyor. Evet. Yeni aktörlerimiz de çoğalıyor. Evet. Yeni güncel diziler çıkıyor. Bir ara verdik dizi izlemeye. Onlar da birikti. Hepsini izleyeceğiz umarım. Evet. Bu aralar yoğunuz biraz. Evet. Benim de üniversite dönemim başlıyor. Bu yaz izlediğimiz kadar izleyemeyeceğiz ama yine de izlemeye çalışırız. İzlediklerimizi de sizinle paylaşırız. Bu yazın çok dizi izledik. Onlar hakkında düşüncelerimizi de paylaşırız. Bunlar da farklı bir video konusu olur. Şu an yeterince uzun sohbet ettik. Evet. Sizler de yorum kısmına sevdiğiniz aktörleri, sevdiğiniz dizilerini, eğlenceli bulduğunuz dizileri veya sevmediğiniz dizileri, evet, yani düşüncelerinizi yorum kısmına yazarsanız orada da sohbet edebiliriz beraber. Evet. Umarız bizimle birlikte eğlenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.